70 bin kişi bir gün Resulullah şöyle buyurdu. Oturmuşlar cemaat, camiyle beraber oturmuşlar. Hazreti Peygamber şöyle dedi. Geçmiş ümmetler bana gösterildi. Yani geçmiş milletler gösterildi. Mahşerde terazi kurulacak. Şimdi aklınıza mahşer denince bu bir taksim meydanı gibi bir yer gelmesin aklınıza. Yeryüzünde yaşamış, yaşayacak kıyamete kadar bütün insanların toplandığı sonu görünmeyen bir arazi düşünün. Özel yer dürülecek insanlar için. İnsanlar, peygamberler gelecekler. O peygamberlere uyanlar onların yanında gelecekler. Kaç peygamber indi yeryüzüne? 120 bin peygamber, 124 bin peygamber veya. Kur'an'daki sayı, bildirilen sayı 25-27 civarında. Ama 120 bin peygamber inmiş. Bazen bir kasabaya bir peygamber inmiş. Bazen bir aileye bir peygamber inmiş. Bazen bir şehre, bazen bir ırka. Ama bütün insanlığın tümüne inen tek peygamber Muhammed Mustafa. Kâffeten linnâsi beşîran ve nezîran. Sen bütün insanlığa müjdeci ve uyarıcısın. Kâffeten linnâs. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hep söylüyorum. Hiç ey Araplar veya ey Arapların dini diye bir şey yoktur. Ey insanlar vardır, ey müminler vardır. İslam belli bir ırkın, bir milletin dini değil, bütün milletlerin dinidir. Ve herkes İslam'ı görmek, kabul etmek, Hazreti Muhammed'e uymak zorundadır. Hazreti Muhammed üzerinde tartışma olamaz. Peygamberlerin bir kısmına iman ederiz, bir kısmına iman etmeyiz gibi bir anlayış Kur'an'da reddedilmiştir. Bütün peygamberler iman etmek imanın gereğidir. Biz hepsine iman ediyoruz. Herkesten de Muhammed Mustafa'ya iman bekliyoruz. İman etmese bile saygı bekliyoruz. Onun için peygamberin karikatörünün çizildiği o meş'um, o rezil günlerde en büyük tepkiyi yine bizler gösterdik. Muhammed'imize dokunmayın dedik. Ne işiniz varsa görün işinizi ama benim dinime, benim tevhidime, kitabıma, peygamberime, kıbleme dokunma dedik. Peygamber diyor ki bana peygamberler gösterildi. Bir peygamber geldi yanında 3-5 kişi vardı. 1000 yıl yaşamış, 100 yıl, 200 yıl yaşamış. 3 kişi iman etmiş. Sadece 3 kişi iman etmiş. Bir peygamber geldi, yanında kimsesi yok. Hiç kimse iman etmemiş. Bir peygamber geldi, önünde büyük bir kalabalık gördüm, kendi ümmetim zannettim. Dediler ki Musa'nın ümmetidir dediler. Musa'nın inananlarıdır. Sonra büyük bir karaltı gördüm. Dediler ki Muhammed senin ümmetin bunlar işte. Bunlar içinde 70 bin kişi hesapsız cennete girecek. Yani hesap sorulmayacak 70 bin kişiye. Kim olabilir acep? Peygamber bunu söyledi. Kalktı ve evine çekildi. Muhtemel sahabi tartışsın istedi. Bir şeyi ortaya koyar ve çekilirdi. Tartışın derdi. Ufuklarına bakardı sahabinin. Müthiş zeki bir insandı Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Onun için Hindistan'ın eski cumhurbaşkanı öyle diyordu. Yani adamlar Budist veya başka dinlere mensup olmasına rağmen canımı Muhammed'in ruhuna teslim etmek isterdim derdi. Prens Bismarck, seninle aynı çağda yaşayamadığım için üzgünüm Muhammed. Keşke seninle beraber olabilseydim diyecektir. Onu görenler, onu tanıyanların hepsi, onun hayatını okuyanların hepsi ona hayran kaldılar. Bir Bedir Harbi, bir Uhud Harbi, bir Huneyn Savaşı. Bir savaşın gidişatını bir kişi değiştirir mi? Değiştirir. Huneyn'de Müslümanlar bozguna uğradılar son yıllarında. 30 bin kişi, 20 bin kişi iç içeler. Hazreti Muhammed
Aleyhisselatü vesselam ordunun mağlup olacağını görünce devesine yularsız atına bindi, eğersiz atına bindi. Tek başına atını 21 kişinin içine sürdü. Tek başına, tek başına. Hazreti Ali o gün diyor, hepimiz endişelendik. Ben atının yularını tuttum, gitmesin. Abbas atının kuyruğunu tuttu. Ama Muhammed eğersiz atın üzerinde, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, yalan yok. Ben peygamberim diyor ve tek başına 20.000 kişinin içine giriyordu dedi. İnsanlar onun etrafına sığınıyorlardı. Muhammed'i tanımak aleyhisselatü vesselam. İşte Prens Bismarck'ın sözü. Senin asrında yaşamadığımdan dolayı çok üzgünüm. Ey Muhammed, Kur'an Allah'ın kitabıdır. İnsanlık senin gibi bir yüceyi bir defa görmüş, bir daha göremeyecektir. Senin önünde tam bir saygı ve hürmetle eğiliyorum. Prens Bismarck, Alman prensi. Ben şu anda buraya binlerce örnek verebilirdim. Goethe'nin sözü, Alman. Hiç kimse Muhammed'in kurallarından daha ileri bir adım atamaz. Biz Avrupa milletleri medeni imkanlarımıza rağmen Hazreti Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki bu yarışta kimse Muhammed'i geçemeyecektir. Goethe. Lamartine. İnsan hangi kriterlerle, hangi ölçülerle ölçese ölçülsün, acaba Hazreti Muhammed'den daha büyük bir insan bulunabilir mi? Lamartine. Arkadaşlar, şöyle bir silkelediğinizde, bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, yani İslam, diğer bütün dinlerden yüksekte duruyor. Hatta dönüp okuyayım. Eğer insan seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan hiçbir insan şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği, tek Allah'ı ve onun peygamberini kabul ederdi. Tolstoy. Kim Muhammed'i eleştirebilir? Aklını yitiren bir insan ancak ona laf söyleyebilir. Ve bir şey söyleyeyim size. Biz görmeyeceğiz, ömrümüz yetmeyecek. Ama gelecek asırlar Muhammed asrı olacak. İnsanlık gelecekte onu daha çok keşfedecek. Ve insanlığın tümü onu peygamberi ilan edecek. Sadece Müslümanlar değil. Hazreti Peygamber kenara çekildi. Odasına çekildi. Kalabalık tartışıyor. Diyor ki, peygamberimizin kastettiği bu 70.000 kişi kim? Aralarında konuşuyorlar. Bazıları dediler ki peygamberin sohbetinde olanlar. Bazıları dediler ki sonradan gelen ve şirke hiç bulaşmamış olanlar. Biraz sonra Hazreti Peygamber geldi. Dediler ki ya Resulallah, biz hesapsız cennete girecek 70.000 kişiyi görüyoruz, konuşuyoruz. Kim onlar? Şöyle buyurdu, onlar dedi. Yani sahabi zannediyor ki büyük veliler, işte ermişler hani. Onlar hesapsız cennete girecek. Ama öyle değil. Bazen bir büyük ermiş vardır. Bakarsınız ermemiş olan ermişi geçmiştir. Çünkü büyüklük kalptedir o. Takva. Takva neye kıyafetledir? Ölçüler var İslam'ın. Onu konuşmuyoruz. Ama görüntüde değildir takva. Nice elbisesi yırtık. İmkanı yok. Saçı, sakalı dağılmış, kapıya gelir, kapıya sokmazlar. Elbisesi, kıyafeti düzgün olanı alırlar. Rubba eşes ağber lev aksama alallahi le eberrahum. Nicesi var böylesi, Allah'a yemin ederse Allah onun yemininin hatırına onun dediği gibi yapar. Kimseyi şey görme. Kimseyi efendim hor görme, günahkar görme, küçük görme, sefil görme, sefil görme. Kendine bak, kendi ameline bak. Eleştirenler için diyorum insanları. Kendine bak. Bazı insanlar var ki yüzlerinden nursuzluk, yüzlerinden berbatlık akar. Herkesi eleştirirler. Küçük görürler, hor görürler. Halkı hor görürler, halkı özellikle. Dertleri halkladır onların. Çünkü halkın hiçbir zaman hamurunu bozamadılar. Allah bozdurtmasın onları.
Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. 70 bin kişi büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan, Rabbularına tevekkül edenlerdir. Onlardır. Söyleyeyim bir daha özelliklerini. Büyü yapmayan, yaptırmayan, sihir yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan. İslam'da uğursuzluk yok. Kedi geçti uğursuz, yok öyle bir şey. Merdiven altından geçmek uğursuzluk, yok öyle bir şey. Çarşamba çarşafa dolanır. Salı sallanır. Yok öyle bir şey. İnanmayın böyle şeylere. Allah'a tevekkül edin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. En daraldığında bunu söyle. Hasbiyallah. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'a güvendim, o ne güzel vekildir de.